Merhaba arkadaşlar. Bugün size patatesli börek tarifimi yapmak istiyorum. Çok değişik bir tarif. Eminim denediğiniz zaman siz de çok beğeneceksiniz. Şöyle bakalım arkadaşlar. Yumuşacık. Görüyorsunuz. Çok yumuşak. Puf puf. İçinde hamurunda patates var. Arasında da peynir koydum. Biraz merdane ile açtım. Size de denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Arkadaşlar, bugün size çok değişik bir börek tarifi vermek istiyorum. Daha önce hiç duymadınız muhtemelen bu börek tarifini. Bir paket yağımızı koydum kabımıza. Yanına bir çay bardağı süt. Bir paket kuru maya, bir paket kabartma tozu, bir çorba kaşığı toz şeker, bir çay kaşığı da tuz. Bunu biraz böyle karıştırmak istiyorum arkadaşlar. Mayalanması açısından. Yavaş yavaş unumuzu da ilave edelim. Biraz değişik bir tarif arkadaşlar. Ben yaparken siz de bana hak vereceksiniz. Çok eskiden yaptığım bir tarifti. Malzemeyi hatırlamaya çalıştım ben de. Sonunda buldum. Bildiğimiz o yufkadan açılan börekler gibi de değil. Biraz daha değişik. Çok az da sirke katıyorum arkadaşlar. Yarım çorba kaşığı kadar. Evet arkadaşlar, hamurumuz biraz daha yumuşak bir hamur oldu. Bunu biraz dinlendireceğim. Ama öncesinde içine patates katacağım. Evet arkadaşlar, hamurumuzu yoğurduk. İçine biraz patates, haşlanmış patates atıyorum. 2 tane küçük patates. Tarifte 3,5 su bardağı un. Bu arada onu da ölçüp söyleyeyim dedim size. Patatesi de içine yedireceğim arkadaşlar. Hamurun. Çok lezzetli bir börek olacak. Siz de eminim çok beğeneceksiniz. Arkadaşlar, artık hamurumuzu dinlenmeye alabiliriz. Sonrasını size tekrar anlatacağım. Evet, gayet yumuşak, güzel bir hamur elde ettik. Evet arkadaşlar, hamurumuzdan bir parça aldık. Hamurumuz burada tabii ki mayalandı bu arada. Şöyle yapıyoruz. Biraz açmaya çalışacağım. İçinde patatesler de hafif belli oluyor. Evet arkadaşlar, böyle kare bir hamur elde ettik. Bunu
şöyle iki parçaya ayırmak istiyorum ben. Evet arkadaşlar, hamuru, kare bir hamur elde ettim ve onu da iki parçaya ayırdım. Şimdi içerisine peynir koymak istiyorum. Şu şekilde sigara böreği sarar gibi böyle yapıyoruz arkadaşlar. Diğer parçayı da yapayım. Size malzemeleri bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Bu mayalı bir hamur olduğu için kabaracak arkadaşlar. Malzemelerimizde 2 yumurta, 1 paket margarin, yarım çorba kaşığı sirke, 1 çorba kaşığı şeker, 1 çay kaşığı tuz, 3,5 su bardağı da unumuz vardı. Mayayı da kuru mayayla kabartma tozu ilave ettik. 1 çay bardağı da süt. Onunla mayalandırdım arkadaşlar. Evet. Çok güzel açılıyor hamurumuz. Biraz sonra az pişiyor gibi ama evet. Evet, peynirimizi ilave edelim. Evet arkadaşlar, hamurumuzu açtık, içine malzememizi koyduk, peynirimizi, üstüne yumurta sarısı sürüp çörek otu ve susamla süsledik. Şimdi 180 derece fırına atıyorum. Evet arkadaşlar, böreklerimiz fırından çıktı. Şimdi servis yapacağım. Size de kesinlikle denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Afiyet. Arkadaşlar, videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı ve arkadaşlarınıza da tavsiye etmeyi unutmayın lütfen. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.